suçlu bulmanın sebebi Haluk'un baban olmadığını öğrenmen değil. Öyle mi? Sen kendini ailenin dağılmasından sorumlu tutuyorsun. Hadi ya. İlginç. Dahası Haluk Bey'i baban olarak görüyorsun. Aileni özlüyorsun. Seans bitti mi? Daha zamanımız var. Aile. Aile falan bunlar fasafiso ya. Ya inan umurumda değil. Annem oymuş, babam buymuş. Umurumda değiller. O zaman onların göz önünde niye kendine zarar vermek istedin? Ana olsun diye belki. Belki o suratlarındaki korkunç ifadeyi görmek hoşuma gitti. Eğleniyordum belki. Ben öyle düşünmüyorum. Sana düşünecek kadar bilgi vermedim ki. Bir haftadır anlattıklarının yarısından çoğu zaten vakit geçirmek içindi. Sen de bana genel geçer şeylerden başka bir şey söylemedin. Yani bu doktor hasta ilişkisi yoluna gitmiyor doktor. Ali, bu daha başlangıç. Tedavi süreci problemi kabullenmekle başlar. Ben problemi kabulleniyorum. Problem benim burada kaybettiğim zaman. Yani sırf insanların gönlü olsun diye gelip burada vaaz dinliyorum. Böyle düşünmene üzüldüm. Bu seans burada bitti doktor. Sorun olursa Ali bomba gibi dersin, tamam? Zannetmiyorum. Bak şimdi iki ailemi de alacağım karşıma. Güzel güzel yemek yiyeceğim. Her şey yolunda yani. Yemeğin devamını da basından takip edersin. Anlayamadım. Şiş şiş şiş. Doktor hasta gizliliği. Okey. Zaten kimseye söyleyemezsin de. Gayet iyiyim. Şimdi yüzüme hüzünlü bir ifade takınacağım. Dışarıda beni bekleyen, endişeyle bekleyen üvey annem. Bak yine kafam karıştı. İyiyim doktor, gerçekten iyiyim. Adios. Bitti mi? Hı. İyi misin peki? Muazzam. Bir haftadır benimle gidip geliyorsunuz. Gerçekten gerek yok. Bir şey yapmayacağım, kaçmayacağım. Ben buraya gelmek istediğim için geliyorum Ali'cim. Yoksa sana bekçilik falan yapmak için değil. Ya samimiyetinizi anlıyorum. Beni yanlış anlamayın. Ama ya benim için kendinizi yormayın gerçekten. Çocuklarım için yaptığım hiçbir şey beni yormaz Ali. Eyvallah. Sizden ricam şu ikili konuşmaları es geçelim, olur mu? Haluk Bey'e de söylersiniz. Çünkü çok yorgunum, bir odamda dinlenmem lazım. Sonra hep beraber konuşuruz. Tamam Ali'cim, konuşurum ben Haluk'la. Ali. Sen çok cesur bir çocuksun. Çok iyi olacak her şey, merak etme. Özellikle bu gece her şey için güzel bir başlangıç olacak. Ali. Baba artık tek başıma çıkabiliyorum. Yardım edeyim sana oğlum. Hayır. Yanında dursaydın. Git sen. Sana ihtiyacım yok artık. Haluk.
Haluk? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ali geldi. Gördüm, o. Gördüm sizi aşağıda, meydanda gördüm geldiğinizi. İyi misin peki? Tedirginim. O olaydan yani sonra ilk defa karşı karşıya geleceksin. Ters bir şey yaparsa ben karma karışık olurum diye korkuyorum. Çok ciddi bir şey yaşadınız. Normal. Ona bir şey olmuş olsaydı. Tamam Haluk. Sen olmasına izin vermedin. Tamam. Hazır mısın peki akşam için? Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Şimdi siz birbirinize nasıl davranıyorsunuz izleyecek. Aranızda bir anlaşma ihtimali olduğunu görürse... Anlaşırım ben. Şeytanla bile anlaşırım ben Ali için. O yeter ki kendine bir şey yapmasın. Ben anlaşırım. Onu özgür bırakacaksınız Haluk. Üstünde bir baskı hissetmeyecek. Birisini tercih etmek zorunda kaldığını hissetmeyecek. Tamam? Ama tercih yapmak zorunda. Değil. Şu anda o sizinle nasıl iletişim kuracağını düşünüyor. Kafası karmakarışık. Çok ciddi bir şeyle yüzleşti. Bir gerçekle. Bu hiç kolay değil onun için. Bir tercih yapmak zorunda olmadığını anlayınca... Zaten her şey kendiliğinden yoluna girecek. Merak etme. İyi annesin sen. İyi ki bizimlesin. Ali Bey, eminsiniz değil mi? Akşam bir arkadaşımı yolluyorum o zaman. Aynen. Benim misafirim olduğumu söylesin kapıda. Hoş geldin. Sevgilim. Odamı özlemişim ya. Nasıl geçti? Süper. Yani gün geçtikçe iyiye gidiyorum. Zaten birileriyle konuşmak falan çok iyi geliyor. Ya adama bir tek Osmanlı'daki halimi anlatmadığım kaldı. Aferin. Bir ödül öpücüğü yok mu? Niye oradasın? Gelsene yanıma. Ne yaptığını farkına vardın mı? Onu görmeye geldim ben. Vardım. Vardım. Zaten saçma bir şeydi. Zaten ciddi de değildim de anlatamıyorum. Neyse, geldi geçti ya. Benimle vedalaştın Ali. Gayet ciddiydin. Annene babanın karşısında söyleyemiyorum bile. Bir haftadır bunu yapan sen değil misin gibi takılıyorsun. Aydınlandım. Aydınlandım Selin, yanlıştan döndüm. Yani senden özür diledim, herkesten özür diledim. Çünkü herkes haklı, ben haksızım biliyorum. Bak bana bir şey olmadı, iyiyim yani. Dün öyleydim, bugün iyiyim. Ya Ali, bir haftadır etrafındakileri kök söktürüyorsun. E olsun o kadar ya. Biri 10 yıllık arkadaşım, diğeri sevgilim. Ya normal bir insan böyle bir şey yaşasa... ...ne bileyim, içine kapanır, üzülür, anlarım. Ama sen... Ben farklıyım kızım. Sen onun için aşık olmadın mı bana? Ben kendini öldürmeyi düşünen bir adama aşık olmadım. Yardıma ihtiyacın olduğunda her zaman yanındayım. Ama önce yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmen gerek. Benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Benim gamzelerine. Kızıyorken bir anda neşelenmene. Bana öyle kapkara bakarken ruhumu aydınlatmana ihtiyacım var. Benim sana ihtiyacım var. Full zırva. Hissettiklerine söylediklerine aynı şey değil. Oo. Uzman Selin Hanım konuştu. Neymiş hissettiklerim? Sen darmadağınsın. Bir araya gelemiyorsun, toparlayamıyorsun kendini. Hadi ya, sen toparlayacaksın beni. Ben yapamam. Ama yardım edebilirim. Yardım alıyorum bebeğim. Hem de profesyonelce yardım alıyorum. Yani her şeyi olması gerektiği gibi yapıyorum. Sorun yok. Ve akşam baba adaylarım, annem,
ve bütün ailemle konuşacağım. Daha ne olsun? Niye geldin sen buraya? Ne planlıyorsun sen? Ne yapacaksın sen akşam? Hey, yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. Komik değil. Ay Selin, şimdi üstümü değiştireceğim. Çıkacak mısın? Yani istiyorsan kal. Kalacağım mı?